Herkese merhaba. Biliyorsunuz 13 yıldır Bodrumspor'un başkanlığını yapıyordum. Geçen sene playoff finalinden sonra Süper Lig'in çıkma finalinde 2-1 Pende'ye yenildikten sonra o gece Bodrumspor AŞ, şimdiki adıyla Bodrum FK başkanlığını bırakmıştım. Ben derneğe devam ediyordum. 10 tane branşta 200 küsur tane çocuğumuza spor yaptırıyorduk. Orada da biliyorsunuz 3 sene önce Bodrum Spor Voleybolu kurmuştuk. Orada da 300'e yakın kız çocuğumuza gururla spor yaptırıyoruz. Tabii bu takım sultanların kapısına kadar dayandı. Bu sene birincilikte ilk yılımızdı. Aslında demiştik ki ilk yılımızda ligde kalsak yeterli ama şunu da söylemiştim size ilk toplantımızda. Adında Bodrum varsa her zaman sürprizlere hazır olun. Çünkü Bodrum adının olduğu yerde her zaman iddia olur demiştim. Bugün de takımımız çok büyük bir sürprize imza atarak playoff'a kaldı. İlk dört takım playoff'a kalıyor. Onlarla gurur duyuyorum. Aslında bugün size açıklamak istediğim şey benim veda kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bugün de Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Derneği Başkanlığımdan ayrılıyorum. Yönetim kurulundan arkadaşlarım yeni bir başkan seçecek. Biliyorsunuz 13 yıllık başkanım, hiçbir arkadaşımı işaret etmeyeceğim. Arkadaşlarıma da söyledim. Çünkü benim yönetim kurulundaki arkadaşlarımın %70'i 13 yıldır beraber yol yürüdüğüm süper amatörden Süper Lig'in kapısına kadar birçok branşta rekorları, ilkleri, bütün her şeyi beraber tattığım arkadaşlarım. Bir gün şakayla bile olsun bana acaba ben başkan olsam mı falan diye 7 dönemde biliyorsunuz tek aday çıkmıştım dernekte. O yüzden dedim ki ben birini inşa etsem belki bir arkadaşımın kalbinde başkan olmak vardır. Bana kırılır. 19 arkadaşım hiçbirine bu hakaret gibi bence yapamam. Dedim ki aranızdan bir başkan seçin. Bana bildirin. Benim başkanım odur. Benim başkanlığı bırakma sebebim de şundan. Ben biliyorsunuz siyasete girme kararı aldım. Son gün sürpriz bir şekilde. Her zaman dedim ya Bodrumspor benim derinle kızımla beraber büyüttüm diye. Benim çocuğum gibi. Benim çocuğumun da bir yanlı. Hani bir partide aktif görev alan bir siyasetçinin başkanlığını ben yakıştıramıyorum. Tabii ki yönetimde siyasiler olabilir ama Bodrumspor başkanı bence siyasi olmamalıdır. Tarafsız olmalıdır. Çünkü bizi destekleyen her kesimden yüzlerce, binlerce koca Bodrum taraftarı var. Onlara bu haksızlığı yapmak istemedim. Yönetimden bir başkan seçilecek. Bugün bu benim vedamda playoff'a kalarak bana veda hediyesini veren Bodrum'un incilerine, Adnan Hocama, teknik heyetine, 13 yıl boyunca dimdik arkamda iyi günde duran yönetim kuruluma, 13 yıl boyunca her zaman en kötü günde arkamda duran Doğan Yıldırım liderliğindeki Aziz Tayfa'ya, Tamer Yaman başkanlığındaki Bodrumspor 1901 Taraftar Derneği'ne, koca Bodrumlara teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. İnananlar asla kaybetmez. Asla vazgeçme diyorum. Ve şimdiki Bodrumspor'a ve Bodrum'a olan hizmetim de artık Bodrum'un tesisleşmesi, geri kalmış olan tesisleri yönünde olacak. Çünkü biz futbolda Süper Lig'in kapısına kadar dayandık. Stadımızda ışık bile yok. Bakın Çağdaş Bodrum Muğla'da oynuyor. Biz belki bu voleybol takımı çıksa oynar ama belki bir pürüz çıkacak. Yani Bodrum tesisleşmede çok geri kaldı. Ben de artık tesisleşme yönünde Bodrum'a ne faydam olur, geri kalan tesisleri nasıl toparlarız diye böyle bir yola girdim. Herkes hakkını helal etsin. Saygı sevgilerimi sunuyorum. Her zaman, her yerde en büyük Bodrumspor, bir Bodrumspor taraftarı olarak hayatıma devam edeceğim. Ben de emeği olan Mehmet Kocadon Başkanım, Ahmet Aras Başkanım, bugüne kadarki belediyedeki meclis üyeleri, Bodrum Belediyesi çalışanları, Bodrum halkı ve Bodrumspor taraftarına benim hakkım helaldir. Saygı sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.